ilk tek tanrılı dinin ilk temsilcileri ve dünyanın en tartışmalı ırkı. Tüm dünya insanlığı gibi Yahudiler içerisinde de fakir, orta sınıf ve üst sınıf olmak üzere farklı sınıflar var. Ancak Yahudi denildiğinde ilk akla zenginliğin gelmesinin temel dayanağını hiç merak ettiniz mi? Nitekim dünya tarihinin ilk anlarından itibaren Yahudilerin ilk kendini tanımadıkları andan itibaren neredeyse parayla ilgili bilgi birikimine sahipler. Ve dolayısıyla biz bu bilgi birikimine dayanarak kendi hayatımızı yeniden programlayabiliriz. Sonuçta dünyada Yahudilerden daha fazla para üzerine kafa patlatmış, para tarihine sahip başka bir milleti daha göremiyoruz maalesef. İşte bu nedenledir ki bu videomuzda Yahudilerin para konusundaki düşünce süreçlerini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Yahudilerin zengin olmasının çok çeşitli nedeni var. Ancak en fazla yaptıkları ve diğer insanlardan daha zengin olmasına neden olan 15 temel faktör var. İşte bu 15 temel faktörü titizlikle ve büyük bir incelikle araştırıp karşınıza getiriyoruz. O halde gelin ilk maddeden başlayalım. Birinci madde, Yahudilik ve zenginlik. Diğer birçok inanç veya din, yoksulluğun doğruluğun bir işareti veya gerekliliği olarak görülür. Yahudilik inancı yoksulluğu bir doğruluk işareti olarak göstermez. Bunun yerine her bireyin yoksulluktan kaçınması ve kendi geçimini sağlayacak kazançlı bir işte çalışması gerektiği inancı vardır. Bu aslında bir dinin gereği ve ibadetin devamı olarak anılır. Videonun ilerleyen kısımlarında da anlatacağım üzere Yahudiler bütün paralarını, geçimlerini sağlamak üzere kullanmaz. Dini faaliyetler, hayırseverlik faaliyetleri gibi alanlara ayırırlar. Bunların içerisinde en çok dikkati çeken şey ise hayırseverlik faaliyetidir. Bu aslında Yahudilerin zengin olmasındaki en temel etkenlerden biridir. İnsanların birçoğu da bu hayırseverlik faaliyetlerine maruz kalmamak için, yani topluma yük olmamak için çalışma ve kazanç sağlamanın peşindedirler. Çünkü hayırseverlik faaliyetine eğer gerçekten ihtiyacın olduğu için alıyorsan aslında yine dinin gerekliliklerini yapmadığın anlamını taşıyor. 2. Avrupa'da Yahudiler toprak sahibi olamadılar. Tarihin en eski dönemlerinden beri Avrupa'da da olmak üzere Yahudilerin toprak sahibi olmasına izin verilmedi. Dolayısıyla mülk sahibi olamayan Yahudiler zaman içerisinde mülk almak yerine kazançlarının tamamını başka işlere yatırmak zorunda kaldılar. Yani ticaret veya üretim alanına yatırmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bütün network ağlarını ve güvenliklerini ticaret üzerine kurdular. Ülkede yaşayan diğer yerel halk ise kazandıkları bir parayla ev alıp veya bir mal, bir mülk alabiliyorlardı. Ancak Yahudilerin bunu alması yasaktı. Hal böyle olunca toprak sahibi olmaktansa ticarete yöneldiler. Ve bu da onların daha çok para kazanmasına neden oldu. Sanılanın aksine Yahudilere yönelik soykırım çalışmaları veya nefret 2. Dünya Savaşı'nda başlamadı. Çok daha önceleri de vardı. Dolayısıyla Yahudiler Orta Çağ döneminden önce de aslında sevilmeyen bir ırk olarak karşımıza çıkıyor. Her dönemde benzer durumlara maruz kalan Yahudiler zaman içerisinde kendilerine çıkış yolu olarak ticareti bulmuşlardır. Yahudilerin bu tüccar ve endüstri önderliği sayesinde Yahudi toplulukları kendileri için bir güvenlik ağı oluşturdular. Bu nedenledir ki yaşadığı bölgedeki insanlar bir mal veya ürün almak istediklerinde kendilerine muhtaç hale gelmelerini sağladılar. Böylece yerel halklar kazandıkları paraları toprağa, mülke yatırırken Yahudiler ağlarına ve tüccarlık bağlantılarına yatırdılar. Bu sayede dokunulmazlıklar elde ederek güvenliklerini sağladılar. Bu sayede Yahudiler olmamış olsaydı o insanlar birçok ürünü nereden bulacaktı? Ticaret aslında Yahudilerin aynı zamanda güvenliklerinin anahtarı oldu. 3. Dini fırsat. Yahudilik ilk tek tanrılı dindi ve Yahudilerin en büyük rakibi olarak o dönemlerde Hristiyanlık çıkmıştı. Ve Hristiyanlıkta şöyle bir şey var. Faiz kimse alamaz, Hristiyan olan insanlar faizle uğraşamazdı. Ancak Yahudilik dininde böyle bir şey yoktu. Faizle ilgili bir kısıtlama yoktu. Bu da bir dini fırsat olarak karşılarına çıktı. Bu durumdan dolayı da bankacılık gibi fırsatlar Yahudilere kalmıştı. Yahudilik dininde ise kredi vermek Hristiyanlık gibi değildi. Yahudilik bu konuda açık kapılar bırakmıştı. Bu da Yahudilerin erken dönemde mali işlerde tekelleşmesine ve güçlenmesine olanak sağladı. Günümüze kadar ulaşan Yahudilerin zenginleşmesi, tekelleşmesi ve bankacılık sektöründe önder olmasının yollarını açtı. 4. İlk bankaları açtılar. Orta Çağ Avrupa'sında insanların borca ihtiyacı vardı ve borç verebilen tek yer de Yahudi cemaatleri ve Yahudi topluluklarıydı. İnsanların nakit ihtiyacını karşılayan Yahudiler bir süre sonra bunu kurumsallaştırmaya karar verdi ve bu sayede Avrupa'nın ilk bankaları açıldı. Tabii ki bankalar açıldığında sadece para üzerinden para kazanmak, borç üzerinden para kazanmak yeterli gelmedi. komisyon oranları, satış, döviz hacimleri gibi birçok şey üzerinden de para kazanmaya başladılar. Hatta diğer insanların paraları sayesinde kendi paralarına para katmanın yolunu bulmuşlardı. Bu da Yahudilerin günlük finansal hizmetleri yönetebilmesine ve ekonomik olarak güçlenmesine olan. Üstelik Yahudiler insanların finansman sorunu çözerken aynı zamanda daha büyük çalışmalara başladılar. Bu sayede her geçen gün güçlenen Yahudi cemaatleri insanların ihtiyaçlarının aynı ve benzer olduğunu fark edip tüm kıtalara ve ülkelere bankacılık sistemi adıyla ülkelerinin finansmanını etki etmenin yollarını bulmuşlardı. Sadece bankacılık sistemiyle kalmayıp Yahudilere iş kurmaları için kaynaklar ve finansmanlar sağladılar. Öyle ki bankalar Yahudi olan kişilere dini inançlarının gereği olan hayırseverlik faaliyetleri içinde Yahudilere finansman sağlayarak fabrikalar açmalarına, girişimlerini desteklemeye devam ettiler. Üstelik tüm bunları bankayı açtıkları yerel halktan aldıkları faiz, işlem ücretleri veya komisyonlarıyla yaptılar. Böylece yerel halkın parasından kazanç elde ederek Yahudi cemaatleri güçlendirildi. Tabii ki bu başarılar Yahudilerin yakın zamanda kıskanılmasına neden oldu ve bu yüzden de hızlı bir şekilde zaten tarihte örneğini görmüş olduğumuz şekilde Yahudi karşıtlarının artmasına neden oldu. Tabii ki artmış olsa artık paranın gücü Yahudilerin elindeydi. 5. En eğitimli dini grup. 2016 yılında dünya inançlarını dini grupları hakkında Washington merkezli olan Pew Center araştırma şirketi araştırma sonuçlarında Yahudilerin dünyadaki en eğitimli dini grup olduğunu tespit edip yayınlamıştır. Yahudi cemaatine mensup olan kişilerin ortalama 13.4 yıl eğitim gördüklerini, orta öğretimi bitiren Yahudilerin kazanılması gereken tüm niteliklerin %61'ine sahip olarak mezun olduklarını ve bu raporda ikinci sırada yer alan dini grup olan Hristiyanlığın Yahudilerle arasındaki farkın çok yüksek olması, Yahudilerin arasında ortalama 13.4 yıllık eğitime kıyasla en eğitimli ikinci sırada yer alan Hristiyanlarda ortalama 9.3 olmuştur. Yahudilerin daha çok referans elde etmesine ve bu referans sayesinde de okul sonrasında daha çok para alarak çalışma hayatına başlamasına neden olmuştur. 6. Üniversitelerden itibaren Yahudilerin mali durumları anında iyileşiyor. Yapılan çalışmalar ve istatistiksel verilere bakıldığında Yahudilerin üniversitelerden hemen sonra mali durumları anında iyileştirdiği görülmüştür. Oysa bir Hristiyan ortalama 3 yılda, bir Müslüman ise 6 yılda ancak durumunu toparladığı görülmüştür. Yahudilerin üniversiteden itibaren mali durumlarını anında iyileştirme nedenleri Yahudi halkının toplumların yararına zenginliklerini paylaşmaktan büyük gurur duymasındandır. Bu karşılıklı yardımlaşma anlayışı onların dini ve yaşam ahlaklarının birer parçasıdır. Yahudi cemaatlerinden biri bir iş yeri açtığında veya bir girişim yapıldığında diğer Yahudiler hemen orada toplanır ve bu sayede o kişiyi desteklerlerdi ve ilk alıcıları da kendileri olurlardı. Bu sayede iş yerini açan kişi ilk kazancını yapar ve koyduğu sermayeyi daha ilk günlerden çıkarırdı. Ve bu iş yerlerindeki insanlar zaman içerisinde ekonomik zorlukla karşılaştığında Yahudi cemaatler zaten hayırseverlik için ayırdıkları parayı buraya vermekten de çekinmezler. Bu sayede zaten batmakta olan bir şirkette hızlı bir şekilde toplandığını görebilirsiniz. Aslında bu güçlü odaklanma veya bu ahlak yasalarına bağlı olması nedeni tarih boyunca Yahudilerin sürekli sürgün edilmesi ve yaşadığı yerlerde sürekli olarak dışlanmış olmasından kaynaklanır. Çünkü kendilerinden başka hiç kimsenin olmadığını bilirlerdi. İşte bu nedenle sıkı bir şekilde bir birliktelik yasası ve ahlak oluşturmuşlardır. Yahudi deyimiyle birbirlerine yatırım yaparak hayatta kaldıklarıdır. Yahudilerin zenginlik olgusu sadece para biriktirip servet yapmakla ilgili değildir. Zenginlik, Yahudi topluluğunu güçlendirmek için bir araç olarak görülmektedir. Öyle ki toplumun sosyal ve manevi ihtiyaçlarına cömertçe yardım etmeyen kişiler hoş karşılanmaz ve tüm Yahudi cemaatinin desteğini kaybeder. Bu kural o kadar sıkı ve keskin çizgilerle çizilmiştir ki konuşmayan ve küs dahi olan Yahudiler bir iş girişimi olduğunda ne olursa olsun birbirlerini desteklemek zorundadırlar. Aksi takdirde diğer tüm Yahudilerin desteğini kaybedeceğini bilir. 7. Dinleri iş uygulamalarını öğretiyor. Tevrat, birçok Yahudi filozof, lider ve yazar, Yahudi işletmelerinin nasıl çalışması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu, Yahudilerin öğretilerine göre dürüst olmayan uygulamalara kesinlikle yer verilmezdi. Tüketiciye karşı herhangi bir aldatmaca, gizli anlaşma yapılamaz. Bunun için hatta Yahudilerde onah yasaları vardır. Eğer talepleriniz olursa onah yasalarıyla ilgili bir çalışma yapabilir, videosunu yayınlayabilirim. Bunun için yorumlarda belirtmeniz yeterli. 8. Dayanıklılık ve azim. Yahudiler tarihin yaşanmış aşırı zorluklarına ve sürgünlerine rağmen dokularına, kültürlerine bağlı kalarak tarih boyunca dayanıklılık göstermiştir. Odak noktaları maneviye ve pratik olmakla devam etmiştir. Bu dayanıklılık ve azimle iş hayatında işler ters gittiğinde pes etmek gibi bir seçenek olmaktan çıkar. İş yaşamında kurallara bağlı kalarak kendine acıma güdüsü dahi yoktur. Yani yorulduğunda yapman gereken şey dinlenmek değil, çalışmaktır. Hatta eski Yahudi kanunlarında dahi pes etmenin kötülüklerinden bahsedilir. 9. Nesiller boyu öğretilen iyi bir finans eğitimi. Yahudiler nesiller boyunca gerek ailede, gerek okulda, gerek sinagogda çok iyi bir finans eğitimi almışlardır. Ve bu finans eğitimleri de nesilden nesile aktarılır. Bu yüzdendir ki dünyada ve özellikle Amerika'da bütün mülkler neredeyse Yahudilere aittir. Öyle ki günümüzdeki büyük Ar-Ge şirketleri, araştırma şirketleri tamamı neredeyse Yahudilerin elindedir. Bunun en büyük sebebi şudur aslında. Gelecekte insanlığın nereye doğru gittiğini tespit edip gelecek teknolojileri, yatırımları yapmak içindir. 10. Ebeveynler çocuklarına paranın değerini öğretirler. Eminim birçoğunuzun evinde finans veya ekonomiyle ilgili pek fazla konuşmalar olmaz. Hatta açık açık herhangi bir şey söylenmez. Ancak Yahudilerde ebeveynler çocuklarına finans ve ekonomi konusunda daha küçük yaşlarda eğitmeye başlarlar ve söylemler üretirler. Çocuklar daha küçük yaşlarda finans konusunda bilgi sahibi olurlar. Ve tüm bunların her birinde açık açık konuşarak anlatırlar. Yahudiler çocuklarına paranın değerini öğretmek için sahip oldukları varlıkları çocuklarıyla paylaşmayarak çocukları korumaya çalışırlar. Eğer aile zenginse ve maddi sorun yaşamıyorsa çocuklarına paranın değerini öğretmek için kavanoz sistemini kullanırlar. Bu kavanoz sistemini mutlaka her biriniz duymuşsunuzdur veya Yahudilerle ilgili az çok araştırma yapmış olan insanlar bu kavanoz eğitim sistemini biliyorlardır. Eğitime alınacak olan çocuğa 5 tane kavanoz verilir ve bu kavanozların her biri farklı amaç için kullanılır. Yahudilik inancı gereği bir kişi aylık 100 TL kazanıyorsa ancak yarısı kadar yani 50 TL'lik bir hayat yaşayabilir. Bu kurala bağlı olarak çocuklara 5 kavanozu doldurur. Bu kavanozların her biri farklı amaç için tasarlandığından kavanozların üzerinde de etiketler yer alır. Ve kavanozların amaçları şu şekildedir. Harcama giderlerine kazancın %50'si, vergi giderlerine gelirin %10'u. Bağış giderlerine gelirin %10'u, tasarruf giderlerine gelirin %10'u, yeni gelir fırsatları oluşturmak için yatırım giderleri için %20'si. Daha sonra bu kavanoza gerekli şartlar oluştuğunda veya günü geldiğinde açılır ve o paraların her biriyle istediği şeyleri yapabilir. İster yatırım yapabilir, ister harcama yapabilir. Ama o kavanoz açıldıktan sonra paranın sorumluluğu çocuğun kendisinde olur. Dolayısıyla parayı kaybederse çocuk bunun sorumluluğunu almak zorundadır ve aile buna yardım etmez veya buna ek bir para da vermez. Çocuğun kendi parasını kendi oluşturması gerekiyor. Peki ya nasıl? İşte almış olduğu eğitimlere dönerse bunu başarabilir. Eğer eğitimlere yeterli dikkat göstermemişse zaten Yahudi topluluğu içinde bir önem arz etmediğinden umursanmayan bir Yahudi olur. 11. Zenginlik etkili bir şekilde yönetilir. Sages of the Talmud adlı kitapta Talmud'un bilgileri, hayatlar, sözler ve 400 haham üstadının hikayeleri Mardokin'in yazdığı bu kitapta anlatılmakla birlikte zenginliğin, paranın nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda da harika bir okuma olarak karşımıza çıkar. Ayrıca kitap finans, finans sistemi ve finans çeşitlendirmesini de anlatmaktadır. Sermayenin nasıl yönetilmesi gerektiğini, sermaye ile ilgili hangi risklere girilebileceğini veya girilemeyeceğini, riski azaltmak için sermayenin nasıl dağıtılması gerektiğini de denilir. Bu kitap Yahudilerin henüz erken yaşlarda edinmiş oldukları öyküler, hikayeleri toplayan bir kitap olarak karşımıza çıkar. Yatırımcılıkla uğraşan kişiler var ise yatırımcılar arasında sık dolaşan bir söz vardır. Tüm yumurtaları bir sepete koyma sözü. Bu söz nereden geldi biliyor musunuz? İşte bu kitabın içerisinden çıkmıştır. Yani Yahudilerin çocuklarını büyütürken anlatmış oldukları o öykülerin içerisindeki sadece bir öğretidir. 12. Ağ kurmak önemlidir. Network oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Çünkü network ağı sayesinde kapalı olan birçok kapıyı açabileceğinizi ve birçok iş anlaşması yapabileceğinizin farkındayızdır. Ve insanlar tanıdıkları, bildikleri insanlarla çalışmak isterler. Aslında güvendikleri insanlara iş vermek isterler. İşte bu durumu fark eden Yahudiler bunun için de çalışmalar yapmışlardır. Yahudilerin kapalı yaşamları sayesinde Şabat sinagogu yani Şabat gününde gün boyu yaptıkları ibadet günü aracılığıyla ağ oluşturma fırsatları oldukça yaygın ve fazladır. Yahudi kutlamaları bu açıdan hem iş hem de kişisel anlamda uzun süreli ilişkiler kurmaya yardımcı olmaktadır. Şabat günü geldiğinde Yahudiler gün boyu iş yapmaz, elektrik kullanmaz ve sadece diğer insanlarla bir arada olup dua ederler. Ayrıca yaptıkları şeyleri düşünüp paylaşarak yeni iş ortaklıkları kurarlar. O gün Yahudilerin Tanrı'ya yaklaştığı gün olduğundan Yahudiler sadece birbirlerine ve ailelerine zaman ayırırlar. Ve bu da onların aslında yeni iş ortaklıkları kurmalarına, yeni ağ kurmalarına neden olur. 13. Geleceği planlamak için geçmişe bakın. Bu kanalın felsefesi olan geleceği planlamak için geçmişe bakın sözü aslında Yahudiler tarafından da son derece kabul görmüş ve nesiller boyunca uygulanmış bir şeydir. Tarih tekerrürden ibarettir sözünü mutlaka duymuşsunuzdur ve Yahudilerin önde gelenleri de bunun bilincinde olduklarından tarihten aldıkları dersleri geleceğe uyarlayarak geleceği planlamaktan kaçınmazlar. İşte bu da diğer insanlara oranla geçmişin yani tarihin önemini bize vurgular. O yüzdendir ki kişisel gelişim kanalında tarih videolarının ne işi var diyen insanlara aslında en iyi cevabı bu felsefe verebilir diye düşünüyorum. 14. En zengin birinden tavsiye. Şimdi tüm bunların her birini duyduğunuzda eminim ki Yahudilerin bu gelenekleri, adetleri ve ahlakları hoşunuza gitmiştir. İş adamlarından aslında tırnaklarıyla kazınmaya çalıştıkları birçok şeyi Yahudiler toplum inanışı ve dini inançları gereği zaten yapıyor. Yahudiler bu bakımdan iş dünyasında çok sıfır önde başlıyorlar. Ve her birinizin aklına mutlaka şu geliyordur. Ya Yahudilerle nasıl iş yapabilirsiniz diye. Yahudilerle iş yapabilmek için mutlaka bir tavsiye ve referans gerekmektedir. Yahudilerin kapalı bir toplum olduğu unutmamalıdır. Herkesin katılabileceği bir yapı ve organizasyona sahip değillerdir. Çünkü onlar kendilerine katılan insanları gözetlemek, kollamak ve bakmak zorundadır. İşte bu sebeptir ki topluluğa herkesin katılmasına izin verilmez. Ancak bir Yahudi iş adamının, ki bu Yahudi iş adamının sıradan bir Yahudi iş adamı olması gerekmiyor, en iyi ve en zenginlerden biri olması koşulu vardır. İşte bu nedenledir ki Mark Zuckerberg yakın zamanda bir duyuru yaptı. Ancak bu duyuruya girmeden önce Mark Zuckerberg'i size şöyle anlatayım. Facebook CEO'su ve kurucusu olan Mark Zuckerberg, ıslah edilmiş bir Yahudi ailesinde büyümüştür. Zuckerberg, baba olduğundan beri daha dindar hale geldiğini ve çoğu zaman gelecek vaat eden iş liderlerine harika tavsiyeler verdiğini söylemektedir. Bunun Türkçesi aslında gelecek vaat eden ve gerekli parayı veren kişilerin Yahudi cemaatine kabul edileceği gerçeğidir. Ancak ne var ki Yahudiler, yani büyük ve iş sahibi olan Yahudiler Mark Zuckerberg'i bu kadar ciddiye almıyorlar. Ama yine de Mark Zuckerberg'in tavsiyelerine kulak asmakta fayda var. İşte bunlardan biri de yakın zamanda videosunu çekmiş olduğumuz "Uyandıktan 1 dakika sonra hayatınızı değiştirecek" adlı videomuzdur. Bu videomuza bildirimler kısmından ulaşabilirsiniz. Şurada diye biliyorum ama kamerada ters çıkıyor. Umarım doğru yeri gösteriyorumdur. Burada bildirimler kısmından da o videoya bakabilirsiniz. 15. Basit gerçek. Yeryüzünde zengin Yahudiler var. Hatta çok sayıda var. Ancak fakir ve orta sınıf Yahudilerin olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu gerçeklik aslında bir topluluğu sırf zengin olarak görüp böyle bir algıya kurban gitmemek demektir. Yahudi olsun veya olmasın, eğer bir yerden bir bilgi öğrenebiliyorsak, bu farkındalığımıza katkı sağlayabiliyorsa ve mali finansmanımıza kendimizi güvende hissettirebilip bu konuyla ilgili bize kaynak olabiliyorsa bunu almamız gerekiyor. Dolayısıyla burada anlatılan bilgileri alarak, özümseyerek, neler yapabileceğimizin üzerinde durarak mali güvenliğinizi hayli hayli sağlayabilirsiniz. Düşünün, bir topluluk ve bir medeniyet sadece bunları uygulayarak ne kadar büyük bir sermaye elde ettiler. Bugün dünyanın her ülkesini rahatlıkla kontrol edebilecek ve çalışmalarını yapabilecek bir konuma yükseldiler. İşte buna bilginin gücü denir. Ve bilmeyen insanlar buna paranın gücü diyeceklerdir. Ancak para bilgiyi sever. Eğer bilgi varsa para kendiliğine gelecektir. Amaç hiçbir zaman para olmalıdır. Para her zaman bilgiye ulaşmak için bir araç olduğunu bilirseniz bu felsefeden çok şey öğrenebilirsiniz. Evet, her sorun eninde sonunda bitecektir. Bugünkü videomuzdan ne çıkardınız? Çıkarımlarınızın her birini ben de çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Buraya kadar herkes gelmemiştir. Ama gelenlerin de gelmeyenlere oranla bir fark olması gerekiyor değil mi? Ki videoyu sonuna kadar izlediyseniz o zaman bonus bilgiyi hak ettiniz. Yahudi halkının ve topluluğun parayı neden bu şekilde tasvir edildiğine dair çok uzun bir tarihe geçmişi ve tecrübesi var. Öyle ki günümüzdeki para sistemi, finans sistemi ve daha birçok diğer sistemlerin çoğunun kurucusu Yahudilerdir. Onların finans ve bilim konusundaki bilgi birikimleri çok eskilere dayanır. Hatta bazılarımızın inandığı gibi perde arkasında dünyayı yöneten gizli Yahudi toplulukların var olduğu söylemini bile bir kenara bırakıp bizler kendimize eğiterek farklılıklarımızı, ayrıcalıklarımızı ve tarihi mirasımızı açıkça konuşarak ve anlatarak, çocuklarımıza anlatarak bunun üstesinden gelebilir ve başarılı olabiliriz. Aksi takdirde karşınızda organize olmuş ve bilgiyi sürekli aç olarak gezen insanlarla mücadele etmemiz kolay olmaz. Tarihini unutma ki geleceğin senin olsun. Dolayısıyla sürekli kendimizi geliştirmek, eğitmek bizim temel taşımız olmalıdır. Eğer sen bu hayatta öğrenci olursan unutma ki en güçlü de sen olursun. Düşündürücü ve geliştirici bu tarz videoların devamı için bize destek vermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bekliyorum ve bakıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.